Sesin çıkmıyor ya. Bugün Dolmabahçe'de Kolombiya Devlet Başkanı'nı ağırlayacak. Tamam. Bu görüşmede hangi konular ele alınacak? Hangi konularda işbirlikleri? Değerli arkadaşlar, her şeyden önce devlet başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerin ana temasını birinci derecede ikili ilişkiler teşkil eder. Şu anda Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir? Neler yapabiliriz? Tabii birinci derecede bunları görüşeceğiz. Ama bunun dışında tabii ikinci adım bölgesel konular olacaktır. Ki bu bölgesel konuların içerisinde şu anda tabii dünyada bu bölgesel konuların başını çeken malum Rusya-Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Tabii bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var. Ama bunlardan bir tanesi, en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunları görüşme imkanımız olacak. Tabii Kolombiya Devlet Başkanı'nın da buraya ziyareti uzun yılların ardından böyle bir görüşmeyi yapıyoruz, yapacağız. Onun için görüşmeden sonra da zaten ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir. Ve bizim PKK'yla mücadelemiz aynı zamanda hepinizin de bildiği gibi aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. E peki öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil, biziz. YPG bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Ve şu anda bunları Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da aynı şekilde hatta ileri gidiyor. Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere Hollanda'sında da İsveç'inde de Finlandiya'sında da Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? Yapıyor. Ve bu gösterilerle birlikte de oralarda bunlar terör estiriyor mu? Estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Maalesef veriyor. Bunları biz kendilerine defaatle uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de bunlara hep ifade ettik, anlattık. Belgeler sundu. Ve bütün bu video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işledikleri suçlar ortadadır. Türkiye'de biliyorsunuz yıllar yılı biz bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi işte bu mağaralardaki tüm odaklanmaları, Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri herhalde PKK ve YPG'nin artık inkar edilemez bir terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri falan yapıyorlar.
verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. E biz de tabii bu işi en iyi şu anda bilen, takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz. Efendim, Finlandiya ve İsveç'in nasıl devam ediyor? Bu konuşmamızda ilgili ülkelerden size bir geri dönüş oldu mu? Yeni bir gelişme var mı? Arkadaşlar bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg'le de bir görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Ve şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi, kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. E bunları şimdi biz diyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın, bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çocuk.